Hatta sen bir traktörün vardı lan. Bir türlü çoluk çocuk. 15 bin. Bu adamın bir şey yok. 15 başın nüfusun bir. Biri traktörün vardı lan. Şerefsiz doyacak mısın? Şerefsiz. Duy, duy, duymaz ki. Öyle öyle. Çetme, çetme. Bağırma tamam. Adamların, adamlar umurunda değil sen. Devlet. Bıçak gelmeye dayanmışsa niye bağırma? Ben bu adamlara bir şey demeyeyim ya. Onların ben milletim. Malatya Fethiye Tarım Kredi Kooperatifi 1453 sayılı. Arkadaşlar şimdi birazdan göreceksiniz. Sayın Cumhurbaşkanı Başsavcılığının arabası da gelmiş. Artık cumhuriyet var mı yok mu bilmiyorum da onun arasında. Devlet bir aslında köylünün traktörü haciz edilemez ediyorlar işte. Tarım Kredi Kooperatifinden dolayı motorumuz satıştan dolayı gitti. Bir traktörümüz vardı. Bu güzün geldiler tarlada balya topladığımız yerde motoru hazrettiler ve yedemli olarak bana teslim ettiler. Ben Hüseyin Erbaş, babam Hasan Erbaş. Bana kefil olduğu için traktörümüze el koydular. Bir traktörümüz vardı. 7-8 tane kişiyiz evde. Ve bir traktörden başka bir şeyimiz yoktur. Bundan sonra hazrettiler ve satışa sundular ayın 16'sına. Ayın 16'sında satış yaptılar ve bugün de aldı götürdüler traktörü. Yani biz borcumuzu ödeyelim demiyoruz. Yani ödeyeceğiz tabii ki borcumuzu. Ama ya ülkedeki durumlar belli. Kaç yıl kuraklık gitti. Şey yaptı yani durumumuz iyi olmadı. İyi olsa ödeyecektik yani. Niye ödemeyelim? Babamın 110 milyar borcu vardı. Onu ödedik. Koyun sattık, ineklerimizi sattık. Bir şey koymadık evde. Onu verdik. 15-20 liralık borç 55 milyar oldu. 55 milyarla avukat şu bu masrafıyla 80.500 lira oldu. 80.500 liraya motoru hazrettiler. Ve bir şey kalmadı. Ben çiftçiliğimi nasıl yapacağım? Ben